Herkese selam dostlar. Yeni bir inceleme bölümü ile sizlerle birlikteyim. Oyunumuzun ismi Baseline Center Simulator. Sanırım geri dönüşüm adı altında bir şeyler yaptığımız bir oyun kendisi. Tam olarak bilmiyorum detaylı bir şekilde. Sadece üstün körü bir baktığım bir oyundu. Bilmiyorum. Genellikle yorumları da olumlu bir oyun olduğunu söylemişler, bahsetmişler. Ben de ondan dolayı bir bakayım dedim. Şimdi bu prolog, yine aynı şekilde prologlardan devam ediyoruz. Full sürümü çıktı mı emin değilim. Kontrol ederseniz siz de eğer ilginizi çekerse bakarsınız. Burada zaten planlananları yazıyor. Burada şimdi tek tek şey yapmama gerek yok, okumama gerek yok. Siz dediğim gibi ilgilenirseniz bakarsınız. Yeni oyun diyelim hemen. Evet, Rainstein Center Simulator Prolog versiyonuna hoş geldiniz. Oyunumuzun geliştirme aşamasını tamamlamak üzereyiz ve yakında oyunumuz tam sürümünü çıkaracağız. Daha tam sürümü çıkmamış. Yeni çıkacak. Her ne kadar geliştirme tamamlanmış olsa da oyunumuza karşı oyunda karşınıza çıkabilecek birkaç hata olabilir. Bu nedenle geri bildirimleriniz oyunumuzu daha iyi hale getirebilmek için değerli. Görüşlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz. Tamam diyelim. Hadi dışarı çık ve kutulanmış bir halde duran makineyi bul ve al. Bu. Tuttuk. Bunun kurulumunu yap diyor. Tamam. Şöyle arka taraftan ama bir şeyler de çıkabilir ya. Dur. Şöyle ekleyelim. Tamam. Bilgisayardan sana uygun gelen atık tekliflerinden birinin sahibiyle anlaş. İstersen pazarlık yaparak fiyatı düşürebilirsin. Aynı anda sadece bir teklife sahip olabilirsin. Okey. Bakayım arka taraftan aynen. Bir şeyler çıkartacak. Çıkardığı şeyleri biz ona göre şey yapacağız. Taşıyacağız herhalde. Geri dönüşüm yapıyoruz yani tekim. Atık teklifleri. Evet. 3 günü kalmış $120 diyor. Neymiş bu tam olarak? Plastik, kağıt, tahta, cam, metal, bunlar içeriyormuş içinde malzemeler olarak. Çöp malzemeler büyük ihtimalle. Pazarlık yapalım bakalım. Selam, analiz arazinizdeki atıklar için pazarlık yapabilir miyiz? Merhaba, 120 istiyorum. Sana 90 versem ne dersin peki buna? Güzel fiyat, anlaştık. Çok çok kabul oldu ama. Ya 50 falan mı diyeydim, ne diyeydim? Bak şimdi bir... Tamam, $90 verdik buna. Araçla etkileşime geç ve toplama alanına git. Tamam, gidelim. Araç kapısı. Ha, buradan direkt oraya kendisi ışınlıyor, şey yapıyor. Okey. Biz süremiyoruz. Keşke sürseymişiz. Bak çok tatlı olurdu o. Hemen açalım. Şunu şöyle. Hemen. Topla. Ha, burası zamanında bir süpermarket gibi bir şeymiş sanırım. Tam emin değilim. Burada şöyle sallarsa... Oo, çok mu gitti? Çok gitti. Burada şöyle sallarsak tamam. Ha, böyle torbaları dolduruyoruz. Daha sonrasında... Ürünler şey yapıyor. Peki biz bunları alıyoruz da şöyle bir şey var. İyi bari, iyi salladık. Bu vazo galiba, tam emin değilim. Şöyle biraz daha nazik davranalım. Bu rafları falan alabiliyor muyuz acaba? Onu alabiliyoruz, onu alabiliyoruz. Şu küçük ufak tefek malzemeleri alalım da. Şunu da al. Tamam. Toplamayı bırak. Şöyle şuraya salla. Kırılıyor mu? Yok, kırılmıyor. İyi. Bizleri alalım böyle. Sallayalım. Bunu da şuraya şöyle salla. Tamam. Burada başka bir şey var mı? Raflarda maflarda bak. İç raflara bakmadım ben. Raflarda falan olabilir mi? Çok alıştım biliyor musun? Böyle hani apokalips bir dünya evreninde
hayatta kalma oyunları oynamaya. Ondan dolayı böyle yıkık dökük rafları şey yapınca görünce direkt bakasım geliyor. Loot falan bulurum belki diye. Mermi bulurum, bir şey bulurum, yemek bulurum. Buralara bir bakalım. Ya bu kadar mı? Başka bir şey yapamıyor muyuz? Daha çok kar elde etmek için etraftaki atıkları toplar. Yani cam atığı kalmış bir tek de bu cam atığı nerede acaba? Yani her yerde kırık dökük bir şeyler var da acaba bu mu? Ver bakayım. Aynen buymuş. Tamam, şu anda burada işim bitti. Aracını kullanarak fabrikaya geri dön. Yani 90 dolara buradaki eşyaların yani çer çöpün şeyini aldık. Götürdük. Olur. Topladığın atıkları kasanın önündeki taşıma bandına koy. Ayrıştırma makinesine girmesini sağla. Hadi bakalım. İçeri gireyim. Şöyle sallayayım. Çalıştır derken. Ha buradan. Bu plastik. Ha buraya. Bu da aynı şekilde. Bu buraya. Bu buraya. Bu buraya. 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 Çok hızlı geliyorsun. Oh. Ayrıştırma raporu. Başarı %100. Tamam. Kalanları da yapabilir miyiz? Ya bakayım. Ver bana malzemeleri. Ver 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 ver. Hızlı olalım. Bana orası diyordu ama. Eksi bir atık diyor da. Bunları da salladık mı? Bitti. Bizim buradaki işimiz. Bazılarını yanlış veriyor, yanlış tarif ediyor ya da ben araya mı düşürüyorum acaba? Tamam. Artık net bir şekilde hallettik. Burada ayrıştırılmış atık kutularını al ve doğru makinenin girişine doğru fırlat. Ha. Burada ne diyor? Makinenin kontrol panelini kullanarak ürünlerin üretim sırasına koy ve makineyi çalıştır. Makineyi çalıştırmak için kırmızı butona tıklaman gerek. Yirmi. Kaça kadar gidiyor peki? Ha, 11. Burada yazıyormuş. O zaman şöyle yapalım. 10 diyelim. 10-10 şey yapsın. Çalıştır bakalım. Makineyi üretirken sende kalan ayrıştırılmış atıkları kutuyla depola. Herhalde olacak. Bakalım. Ha, onları direkt şuraya depolamam gerekiyor. Okey, tamamdır. Ha, bağlantı şey yapıyor. Bir dakika, bu değil. De
Böyle bir şey var. Bunları aldık, okey de. Bunları nasıl bir gün haline getireceğiz? Bunu yaptık. Çalıştır. Hadi bunu da 5 yap. Çalıştır bakayım. 4 oldu. 0,3 kaldı. Şunları da alalım bakalım. Hayır, bununla ilgili bir şey diyor da tam olarak anlamış değilim. Bu. Tamam. Buna bağlı. Dur. Şöyle yap. Bunu da al, buna koy. İyi boz. Tamam. Bunları birbirine yapıştırıyorum. Bir şey olur mu diye ama olmuyor. Ha böyle. Okay. Tamam. Yaptık. Ürün paletine normal koyduk. Ama şu bilgi biraz garip geldi, anlamadım. Oo. Tam olaymış. Tamam. Hocam ayarladık. Bence oldu. Yani kutuya koyduk, yerleştirdik, dizdik. Daha ne yapalım buna? Ha, direkt bunları mı depoya taşıyacağız acaba? Bunları bir depoya taşıyalım mı? Başka var mı? Orada var mı? Yok değil mi? Başka kalmadı hocam. Onu ne yapacağız? Ha şu kaldı, pardon.
Şunu da al buraya koy. Tamam. Palet yanından bir palet al ve makinenin çıkışına yakın bir yere koy. Tam ürünü palete yerleştirdik. Bunları da yaptık. Çık buradan. Şuradan da şunu şey yap. Tamam. Onlar hazır zaten ya. Onları hallettik biz. Ben ayrıştırıcıyı anlamadım şeyi de. Bilgisayardan markete gir ve depoda koyduğun ürünler için teklifleri incele. Sana uygun gelen teklife satış yap. Market teklifleri saat başı yenilenir. Market teklifleri. Evet. Bakalım. Ne veriyorlar? Talep 34, ücret 5 dolar, 6 dolar. Miktarı gir. Bizde kaç tane var? 11 tane. 66 dolar. Satarız bunu hocam. Onun dışında bizde ne var? Odun. Odun parçaları var. En karlı buymuş. 12 tane. Ver bunu. 48 dolar. Oradan da bir kar. Cam olarak baktığımız zaman cam parçalarında da normalde burada 4 dolar tanesine 11'den 44 dolardı. Buradan kar yaptık. Güzel. Metalde de baktığımızda ne var ki bizde metal yok ki. Ha varmış. Metal parçaları var 9 tane. Bu da en fazla kar veren zaten yeşil yanıyor ya. Ondan dolayı 9 36 dolardı. Buradan aldık. Bence güzel kar yaptık. 90 dolara yaklaşık 200 dolar mı 210 dolar mı ne kazanmış olduk. Bilgisayardan sana uygun sipariş bul ve ilan sahibiyle anlaş. Alınan bekleyen. Ha, burada. Ne diyor? Bu ne veriyor? Bu bir şey vermiyor. Anlaşıldı. Bununla şimdi istersen pazarlık yaparak teklifin fiyatını arttırabilirsin. Pazarlık yapalım. Merhaba, ilandaki ürünler için izliyorum. Merhaba, sizin hizmetinize ihtiyacımız olan siparişlerimiz var. Bütçemiz 240. Sen onu 300 yap hocam. Sen onu 300 yap. Düz olsun. Bu sipariş zamanında teslimatı için 276 bütçe ayırdık. Bence 280 okeysin sen. Küsuratı falan bırakalım. Teslimat için 280'de anlaştığımızı onaylamaktan mutluluk duyarız. Lütfen sadece devam. Lütfen sürece devam edin. Tamam. 280'de zor sıkı bir pazarlıkla anlaşmış olduk. Bilgisayardan tamam. Anlaşmadık mı? Ha, anlaşacağız. Doğru. Tamam, anlaştık şimdi. Ürün yapı listesini geliştirmek için yeni bir makine satın al. Mağazadan herhalde yeni bir makine derken nasıl bir makineden bahsediyoruz hocam? Ha, parçalama makinesi, kağıt, plastik, odun. Ha. Tamam, bunlardan satın al bunu. Tamam mı? Kaç dolarımız kaldı? 104 dolara bulabilir miyiz bir şeyler? Odunu da alacağım da bir çekiniyorum, yalan yok. Metali mi alsak ya da? Metal de iyi verir. Bak. Çok kararsız kaldım. Metal mi odun? Metal ya. Al metali de gitsin. 100 dolara biz anlaşırız. Birilerini kopartırız biz. Teklif. Tamam. Ürün yelpazesi genişletmek için yeni makine satın al ve kur. Bunları bir kuralım. Şu iki ürünü de alalım. Yerleştirelim. 10 gün içerisinde galiba bizim 32 tane sıkıştırılmış kağıt teslim etmemiz gerekiyor. Buraya böyle birazcık daha dip dibe kursak güzel olur. Aynen. Böyle araları biraz fazla şey yapmayalım da dip dibe yapmayalım da. Yanlara giriyoruz biliyor musunuz? Hani makineye şuradan müdahale ediyoruz falan filan. Ondan dolayı bir insanın geçebileceği tarzda bir aralık versek yeterli ya. Hemen şuraya da kur diyelim. Böyle yeterli olur bence. Tamamdır. Bilgisayarını aç ve çalışanlar bölümünde bir ayrıştırıcı işe al. İşe aldıktan sonra ayrıştırma makinesini yanında bulabilirsin istersen. Çalışanlar. Burada. Ha. Süper. İstediğin zaman yatağına gidip uyuyabilirsin. Uyuduğunda yeni siparişler ve
Atık teknikler gelecektir. Tamam, hemen uyuyalım. Bu arada ışığımız da var. Gece mesaiye de kalabiliyoruz yani. Anladım. Uyu bakalım. Günün sonu. Normal şartlar altında bugün zararındayız. Şu anda normalde iflas edip dükkanı kapatıp gitmemiz gerekiyor yani. Borç yaptık. Öyle düşünelim. Bunun karını yapacağız. Sıkıntı yok. Gelirimiz 194 dolarmış. 94, 90 dolar zaten teklif vermiştik. Bilmiyorum sadece kar olarak mı gösteriyor ama kar olarak göstermiyor sanırsam. Ben 200 dolar zaten oradan dümdüz aldığımızı gördüm zaten. Yani 90'ı düş 104 dolarlık bir kar yaptık bugün. Masrafı saymayın. Boş verin onu. O bizim akrabaların indirimi şeyi falan hani onlar sayesinde şey yaptık. Şimdi ne diyor? Sen sipariş doğru. Tekliflere bakalım. 163, 168. Şimdi iki yer var. Burada daha çok tahta ağırlıklı. Burada daha çok plastik. Sen ne diyorsun? Sıkıştırılmış kağıt. Kağıt konusunda ne? %10. Bunda %6. Seni alalım hocam. Pazarlık yapalım seninle. Sence 168 istiyorsun. Ben sana 120 veriyorum. Tamam mı? 120'de anlaşalım. Hatta 110 diyelim. 110'da anlaşalım bak. Çok ucuz. 161 daha iyi olur. Tamam ya bak. Sen birazcık sıkı pazarlıkçısın. Ben fazla zorlamayacağım seni. 140'da anlaşalım. Anlaştık. Pişman olmayacaksın. Umarım. Umarım. Şu anda Allah'tan bak normal şartlar altında şeyim var. İşim var. Olmasaydı gerçekten seninle büyük bir mevzu yaşardık. Şimdi gidelim buradan. Ha, onu şey yaptık. Dayı sen ne ha, şey yapıyorsun değil mi? Doğru. Gidelim. Bakalım. Ne var ne malzeme var. Kağıt falan varmış galiba. Onları bir alalım ya. Çökelim oraya. Bunları hemen salla şuraya. Güzel. Topla 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 topla. Bu plastik. Kağıt lazım bize ya. Kağıt konusunda bir tık sıkıntımız var. Başka başka başka. Bunun arkasına gidemiyoruz. Tamam. Seni aldık buraya attık. Seni aldık buraya attık. Bunu al, bunu al, bunu al. Bunları da salla. Tahtaymış. Ya tahta dönüşümü almadık da metal aldık onun yerine. Bence tahta alsaymışız gerçekten iyi kar yaparmışız. O net. O netleşti hocam. Biz direkt uçtuk metale de gerek yokmuş ya. Bak mesela bu işimize yarar. Bu tencereyi metal şeye dönüştürmeye soktuğumuz zaman büyük kar elde ederiz. Bir geliyor bana. Buraları yaptık. Arka tarafa gidebiliyor muyuz? Ah be şu makineyi falan alabilseydik keşke. Ya bu eşyaları falan da verseydi bize en azından. Şunları da bir sallasana bakayım. Bunu da salla. Daha var, daha var. Belli. Aç bakayım. Ha, buradaymış hepsi. Şunları bir topla. Burada plastik var. Plastiği salla öne. Seni de sallayalım öne. Güzel. Bunları toplayalım. Başka buradan bir girelim içeriye. Buralarda bir şey var mı? Yok. Kasada bir şey var mı? Paraları unutmuşsunuzdur belki. Yok. Şu köşede bir şey gördüm şimdi. Sağa sola bakayım derken demek ki bunlar da önemli. Şu koltuklara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir köşe baksak iyi olur bizim için. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. O zaman şunları bir sallayalım bakalım. Ne verecek?
Birazcık plastik atık var galiba. Ama nerede? Raflara mı bakmamız gerekiyor? Yok. Bir yerde plastik atık unutmuşuz. Buralarda yok. Ona eminiz. Masa altları falan. Ha şurada. Bunları da al. Tamam. Bunu da al buraya koy. Bitti işimiz. Hadi gidelim. Hemen gidelim. Şimdi dayımız zaten burada çalışıyor diye tahmin ediyorum. Bakalım. Eyvah eyvah. Bunu ben mi yapacağım gerçekten? Evet galiba ben yapacağım. Hızlı olalım. Ben onu normalde attım. Bir bari burada duruyor. Hayır, 2 dakika dur ya. Acele ediyoruz ondan sonra. Sıkıntı yaşıyoruz bak. Sıkıntı yaşıyoruz. Ah. Gönder. Et be. Onu sat atık aldık. %100 başarı. Birisini bile fera vermeden. Güzel. Şimdi bu ne atıydı? Cam. Metali alalım. Metali şuraya sallayacağız galiba. Değil mi? Tamam. Sen neydin? Kağıt. Kağıtları alalım. Kağıtları da bir sallayalım şuraya. Neredeydi kağıt? Odun, kağıt. Heh. Salladık. Parçalama plastik. Plastik, plastik. Sen plastik miydin? Camdın sen. Plastik. Alalım plastiği de. Hemen bunları da. Tamam. Şimdi sana gelelim. Üç yeter ya. Sen bunu çalıştır. Bakalım. Tamam. 8,5 mu? Çalıştır. Ma, çalıştır şimdi. Sen de ne var? Boşalt bir görelim. 31 kilo ne diyorsun ya? Yükle, çalıştır. Bundan bayağı sağlam plastik çıkacak gibi. Şimdi buradan paleti al, buraya koy. Bunu buraya koy, bunu buraya koy, bunu buraya koy. Ürün paletini alacağız, alacağız. Sıkıntı yok. Buradan ürün paletini alalım. Hop, dur. Buradan devam edelim.
Bunu bırak. Şuradan şöyle devam et. Bunu kullanmak bir tık zormuş. Fazla değil. Alışıyorsun belli bir süreden sonra. Bu arada plastiklere bakar mısın? Arkada ne oldu? Kağıtlar önemli işte. Bu kağıtları lastikler hadi şey olsun da sıkıntı yok da kağıtlar için bir şey diyemiyorum şu an. Buradan bir paleti al. Bırak. Diz, 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 diz. Bakalım ne kadar dizebilecek. Bir palet kaç tane dizebiliyor? Sınırsız gidiyor mu böyle? Full tamamen dolu. Bir tanesi de şeyde kaldı. Hadi bakalım. Şimdi burada böyle koyduk. Buradan çıktık. Camları falan sallamasak da ama neyse koyalım ya. Koy koy şimdilik para lazım. Daha sonrasında ayrıştırıcıları alırız zaten parayla. İlk önce şimdilik bunları normal atacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle fırlat direkt ya. Oradan alır her türlü. Şuradan hemen bir bilgisayara girelim. Siparişlerden. Market. Plastik. 6. 30 tane veriyorum. Ne veriyorsun? 138 dolar. Şu anda şununla zaten biz kendi karımızı çıkarttık galiba. Yok 23 değil ya. 30. 23 mü verebiliyorum en fazla? He, 23 istiyormuş en fazla. Hocam sat o zaman bunu. Bu zaten bu iptal. Tamam. Sonraki 5 dolarlardan bir tanesine yanaşsak iyi olur. Tamam, 7 tane kaldı. 7 tanesini de sana satalım. 35 dolar da buradan kar yaptık. Plastik parçalar. Kağıt satmadığımız sürece sıkıntı yok. Kağıdı satmayacağız. Onun dışında plastikleri satabiliriz. Şu anda 3 dolardan alıyorlar. Toplamda 30 dolarlık bir kar yapabiliriz bundan. Al sen 10 tanesini ya da sat. Sat ya boş ver. Uğraşmayalım şimdi. Odun parçaları 4 dolar veriyormuş. 28 adet, 21 adet veriyor. Tamam. Bunları biriktirebiliyor muyuz ya? Biriktirelim biz aslında. Sıkıştırılmış metal 7 dolar. Bak görüyor musunuz? İyi para veriyor. Tamam 548 dolar yaptık bile. Şimdi atık tekliflerinde 163 dolar diyor. Ben seninle güzel bir anlaşma sağlarsam bir dakika. Şöyle yapalım. Madem öyle. İlk önce Parislerden değil marketten plastik 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 bizim plastiklerimiz yok. Kağıt satmam odun parçaları satacağız mecbur. 7 tane kime satabilirim? Sana satayım artık yapacak bir şey yok. 21 dolar buradan kar yapalım. Cam var mı elimde? Var. 14 tane. Bundan da satalım. 42 dolar da buradan kar geldi. 632. Metali falan sattık. Şu an mecbur olarak şöyle bir şey yapacağım. Bakayım. Yer mi? Yerse çok iyi olur. 132 dolarla anlaşmaya çalışacağım. Maksimum vereceğim şey 132 dolar dostum. Anlaş benle. Anlaştık. Çok güzel. Bunu yaptım çünkü anlaştık. Parayı verdim. Şu an tam 500 dolarımız var. Bu 500 dolarla da bekle. Nerede o mağaza? Gideceğim. Odun makinesini al. Tamam mı? Şu an sıfıra sıfırız. Farkındayım ama
Orada şu anda aldığımız yerde acayip derecede odun var ve bu odunları daha iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ondan dolayı şuraya da son makinemizi kuralım. Orada buraya sığmadık. Öyle bir detay var. Hafif aralık bıraksak bence yeterli olur. Sen buradan girebiliyor musun? Ya ucundan çalıştırırsın herhalde. Talaş malaş falan yaparsın. Sen buradan girebiliyor musun? Buradan rahat rahat girip çıkabiliyoruz. İyi. Tamam. Makineler fazlalaşınca nedense bir şey oldu da olsun ya. Kolay gelsin. Senin maaşı sonra yatıracağız. Ha, kapıları kapattım. Tamam. Yatıracağız. Sigorta birazcık geç şey yapacak. Yatacak. Haberin olsun. Maaşı şey yaparız mı? Elemanın da yövmesinden ettik ama yapacak bir şey yok. Para lazım bize. Makine lazım. Daha çok kazanç lazım. Bari aldığımız ürünleri böyle daha karlı bir şekilde satabileceğimiz bir yer var. Şey varken, imkan varken değerlendirmek lazım. Daha şöyle Allah. Topla. Fiyatları alamıyor muyuz ya? Bunları toplayalım iyice. Buraları ilk önce bir toplayalım, toparlayalım. En azından bunları aldıktan sonra başka görünürde bir şey var mı? Rafların arasında kesin kalmıştır da neyse dur. Önce şunları bir atalım. Tamam. Şunu da al. Bunu da salla. Bir şey kalmış. Bir odun atığı kalmış. Ufak bir odun atığı. Nerede acaba o? Dışarıda mı acaba? Ha burada. Evet. Tamam. Haydi gidelim. Şimdi bu odunları ayrıştırdığımız zaman tamam mı? Kafamızı rahat bir şekilde şey yapacağız. Gönder gelsin koçum. Ayrıştırmayacak atık yok. Gönderecek gelsin bir. Ne yolladı? Ha. Nasıl ya? Ha. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ben buradan düşecek zannediyordum bunları. O yüzden acele ediyordum böyle hızlı hızlı teslim etmeye çalışıyorum da. Şurada duruyormuş meğersem. O güzelmiş. Bol bol odun gelecek. Bu bol bol odunlarla da makineye soktuktan sonra işlem görmüş odunlar daha fazla kârda satacağız. Bakalım göreceğiz. Makine kendini çıkartır mı emin değilim de yani %100 132 dolarda misli misli fazlasını kazanacağımız kesin yani. Hadi bakalım. Bayağı iyiymiş ya. Oyun hoşuma gitti, yalan yok. Farklı bir deneyim oluyor. Yani geri dönüşüm falan zaten hani günümüz hayatında önemli bir yere sahip kendisi. Çok insan çok şey tüketiyor. İnsanoğlu diyeyim daha doğrusu. Ve bundan dolayı da hani ister istemez 49 kilo. Vay be oduna bak. Harca harca bitmez. Olmadı mı? Hah. Sen neydin? Metal.
Şimdi şöyle sallayalım. A olmadı. Ucu ucuna denk geldi. Tamam. Onu da hallettik. Tek camımız yok galiba. Cam kalacak. Plastik. Lastiğimiz de var. Hangisiydi plastik? Sen miydin ya? Aynen sen misin? Ha zaten renkleriyle anlaşılıyormuş. Ben hiç şey yapmaya çalışmıyorum. Üstüne bakıyorum. Böyle şöyle sallasak. Aa, yemedi. Tamam. Şimdi senden kaç tane var? 3. Yok. 13. 13 yazalım. Buraya ekleyelim. Bunu çalıştıralım. Buraya geçelim. Bundan kaç varmış? 5,5 varmış. 5,5 yapabiliyor muyuz? Yok. 5,5 yok. 5 ise 5. Yani küsur rahatı kalsın diyor. Buçu bilmem ben diyor. Haklı. Şimdi 7,2 çıkmış bundan. 7 diyelim dümdüz. Bunu da buraya ekle. Diğerini de burada bir tanesini bırakmıştık hatırlarsanız. Onu da alır. Bir bütün halinde şey yaparız. 49. 49,9. La 50'ye yuvarlayamadık mı? Neyse 49 diyelim. Mecbur 49 diyeceğiz. 50 olmaz o. Tamam. Şunu al. Buraya koy. Paletler maletler var. Ay yedik biz ya. Diğer tarafı da sallayalım. Beni şöyle dizelim mi? Tamam. Sen de tamamsın. Sen de tamamsın. Artık senden ne olur bilmiyorum. Sen bir yandan ürete dur. Ben şuradan bir şey alayım. Yavaş yavaş şuraya yerleştireyim ki sıkıntı olmasın. Güzel. Bunu oturtturduk. Bunları böyle bırak. Gerçekten önünün arkasını tam şey yapamıyorum biliyor musunuz? Hani çok kafam karışıyor. Bırak. Bu aradan geçelim. Böyle geçelim. Bunu da böyle bırak. Bunu açık. Bunları bir dizelim. Tamam. Gayet iyi. Bunu al. Götür bakalım. En mutlu olduğum şey odun. Umarım umudum kırılmaz. Haydi bakalım hayırlısı. Ne verecekler acaba? Saat 8 olmuş. Akşam 8'e kadar çalışıyor. Eleman çalışıyor mu orada? Bunun mesaisi bitmiyor mu? Markete girdik. Odun dedik. 49. Ne veriyorsun? 23 tanesine. 23 diye 138 zaten direkt 132'ye anlaşmıştık biz orada. Olur. Olur. Kaç tane kaldı? 26. 26'yı da şey yaptığımız zaman bir 130 da buradan kazanıyoruz. Güzel. Cam. Camı zaten koymadık. Metal. Metali satabiliriz. 13 tane metalimiz var. 13. 91 dolar. Buradan da güzel kar yapacağız. Bunu da sattık. Yani makinenin parası çıkıyor gibi. Normalde kağıdı falan da satardım da kağıt bir tık şey sıkıntı.
48 dolarda buradan tamam işte. Kağıdı bilerek satmıyorum. Şuradaki siparişi yetiştirmeye çalışıyorum. 32 ise de bizden 9 gün içerisinde. Hani belki yetiştiririz bilmiyorum. Hoş. Ona kalır mıyız emin değilim de. Birinci aşama, ikinci aşama yok. Aşamalar nasıl? Sınırları genişletebiliyoruz. Üretim kapasitesini arttırabilmek, makine alanını geliştirebiliyoruz. Daha çok ürün depolayabilmek için deponu geliştirebiliyoruz. Ha. Bunları depolayabiliyoruz değil mi? Hani yarın öbür gün kendisi gitmiyor zaten. Burada kalıyor. Önceki siparişimizi de yaptık burada. Şimdiki siparişimiz de duruyor aynı şekilde. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. Bunlar dursun zaten. Hatta sizi böyle alsam daha iyi olur ya. Tek palete düşürelim bunu. Alan açmasın. Tamam. Hadi ben yatıyorum. Buralara sahip çık. Yattık. Evet. Bugünkü gelirimizi görüyorsunuz. Normalde eksi 48 yemişiz. Maaş eksi 20 gitmiş. Faturalar eksi 34. O, ya maaş artı fatura ödediğimiz için galiba zararla kapattık bir tık. Ama şu anda atık teklifleri işte diğerleri dediği işte makine falan aldık. Yani kafa kafaya anca şey yapmışız. Kar yapabilmişiz. Ucu ucuna ama maaşla fatura girince işin içine bir dengesizlik olmuş. Sıkıntı yok. Oyun güzel, tatlı. Yani benim hoşuma gitti bilmiyorum. Farklı bir deneyim oldu. Farklı bir simülasyon. Umarım tam sürümü daha böyle çeşitli hale gelebilir. Daha güzel hale getirilebilir. Hatta craft yapabileceğimiz şöyle simülasyon tarzında oyunlar olsa çok güzel olur ya. Bilmiyorum. Ya tavsiye ve önerilerinizi açayım bu arada. Yorumlarda yazarsanız hani şöyle bir oyun var istersen bir dene falan diye. Böyle bu tarzda işte ne bileyim craft yönelik böyle simülasyon şey hani pek fazla bilinmeyen oyunları deniyoruz, görüyoruz. Ya yani bu eski olur, yeni olur fark etmez. Hani sizin de önerilerinize göre bir bakarım, kontrol ederim. Oyun böyle gördüğünüz gibi yani burada çöpleri şey yapıyoruz, alıyoruz yani teklifler geliyor böyle şey teklifleri. Ona göre bir pazarlık yapıp alıyoruz o bölgelerden çöplerimizi ayrıştırıyoruz burada. Ona göre ilk başta şu aşamada ayrıştırıyoruz. Sonra bu ayrıştırdığımız şeylere, materyalleri bu aletlerin içine yerleştiriyoruz. Ona göre işlem görüyor. İşlem gördükten sonra depomuza yerleştiriyoruz. O atığı isteyen insanlara da satışımızı yapıyoruz. Yüksek karlı mümkün olduğunca tercih ediyoruz. Güzel oyun. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi? Bu incelememizin sonuna gelelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.